Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Hadid suresi 10-15. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada bize şöyle bildiriyor. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Yani neden Allah yolunda infak etmiyorsunuz? Neden mallarınızdan Allah yolunda harcamıyorsunuz? وَلِلَّهِ مِيرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Halbuki göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Yani göklerin ve yerin mirası Allah'ınken ne diye Allah'ın size verdiklerinden Allah yolunda harcamıyorsunuz? Bu gerçekten son derece ikna edici bir ifade. Yani zaten Müslümanlar olarak elbette Kur'an'da ne yer alıyorsa amenna ve saddakna dedik. Ama bir de anlayıp amenna ve saddakna demek bizi daha ileriye götürür. Göklerin ve yerin mirası Allah'ın. Bu şöyle bir manayı anlatıyor. Yani sizin elinizde, avucunuzda hiçbir şey kalmayacak. Dünyanın en zenginde olsanız öldüğünüzde bunlar elinizden alınacak. E madem böyle, madem elinizde bir şey kalmayacak, o halde fani malınızı baki kılacak hayırlı işler yapın. Hayırda yarışın ve bunun için de Allah yolunda infak edin. Allah yolunda infak derken, diyelim bir fabrikatör epey serveti var. Bunu banka gibi yerlere yatırsa ömür boyu kendine rahat yeter mi? Yeter. Bununla fabrikalar açsa, orada yüzlerce binlerce kişiye iş imkanı sağlasa, bu da çok güzel bir hizmettir. Ve yapılması gereken bir şeydir. Bu da Allah yolunda bir nevi infaka girer. Yatırım yapması yine bu işlere girer. Ama zekatını vermekle de mükelleftir. O da nedir? İşte elde etmiş olduğu karın 1/40'ını muhtaç olanlara verecek. 1/40 derken şimdiki rakamlarla ifade etmek gerekirse diyelim bir yılda 40 milyon lira kazandı. Bu 40 milyon liranın en azından 1 milyon lirasını Allah yolunda muhtaç olan kimselere veya gerçekten hayır işleri yapan müesseselere verecek. Böylece Allah'ın ona verdiği imkanı Allah yolunda değerlendirmiş olacak. Zekatını verdikten sonra artık o kimsenin bu noktada hesabı yoktur. Helalinden iş yapmak şartıyla tabii ki. Ama sadece zekatla yetinmek de cömertlik sayılmaz. Madem 1/40'ını zaten vermesi gerekiyor, 1/40'ını ne kadar aşabilirse orada da cömertlik dereceleri ortaya çıkar. İnsanlar ilimde bir olmadığı gibi cömertlikte de bir değildir. Bazı insanlar gerektiğinde malının belki yarısını bile Allah yolunda verebilmektedir. Veya Hazreti Ebubekir misali ihtiyaç olduğunda malının tamamını Allah yolunda infak edebilmektedir. Bu noktada önümüzde hepimizin önünde gerçekten aşılması gereken mesafeler var. Daha cömert olmaya çalışmak gerekiyor. La yestevi minkum men enfaka min qablil feth ve qatala. Sizden fetihten önce infak eden ve savaşan sonradan bunları yapanlarla elbette bir değildir. Fetih derken burada ilk hatıra gelen Mekke'nin fethi. Mekke'nin fethi İslam tarihinde önemli bir dönüm noktası. Mekke'nin fethine kadar Müslümanlar zor şartlarda, İşte o zor şartlarda, zor günde Allah yolunda verebilen, malından verebilen ve Allah yolunda savaşabilen kimseler, daha sonraki bolluk ve rahat döneminde, geniş imkanların olduğu dönemde infak eden ve savaşan kimselerden derece olarak daha üst derecedeler. اُولَٰئِكَ اَعْزَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذ۪ينَ اَنْفَقُوا مِنْ بَعْدْ وَقَاتَلُوا Bunlar daha sonra infak eden ve daha sonra savaşan kimselerden derece itibariyle daha üstündürler. Vakıa suresinde Allah-u Teala insanları 3 gruba ayırmıştı. Es-sabigun, hayırda yarışan, önde olan öncü kimseler, normal ehli cennet, bir de ehli cehennem. İşte cennet ehli iki ayrı grup halinde ifade ediliyor. Hayırda yarışanlar, bir de normal cenneti kazanmış olanlar. Burada da benzeri bir ayrıma giriliyor. İşte işin başında yer alan, zor günlerde
Allah yolunda verebilen, zor günlerde bu işin mücadelesini veren kimseler diğerlerinden çok daha öndedirler. Ve küllen vaadallahu'l husne, Allah her birine güzelliği vaat etmiştir. Yani fetihten önce Allah yolunda veren, Allah yolunda savaşanlarla sonrasında yine Allah yolunda veren ve savaşanlara Allah en güzeli yani cenneti vaat etmiştir. Vallahu bima ta'maluna habir, ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah neler yaptığınızı gördüğü gibi neler yaptığınızdan da haberdardır. Men zellezi yukridullaha gardan hasene, kimdir o ki Allah yolunda güzel bir borç versin? Allah'a borç verenden onun durumu işte böyle birisi var mı? Feyudâifehu lehu, ta ki Allah da ona kat kat versin. Ve lehu ecrün kerim, ve o kimse için çok güzel bir ecir, mükafat vardır. Buna kısaca karz-ı hasen deniyor. Yani biz haşa Allah'a bir yardım edecek değiliz. Allah'a bir destek çıkacak değiliz. Ama Allah-u Teala muhtaç olan kimselere yardım etmemizi sanki kendisine yardım gibi değerlendiriyor. Ve mesela Muhammed suresinde geçen bir ayette Allah-u Teala yardımdan söz ediyor. Kendisine yardımdan. İn tensurullâhe yansurküm. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Yani burada Allah'a yardımdan murat Allah'ın dinine yardımdır. Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Benzeri bir şekilde bu ayet-i kerimede de siz Allah'a borç verirseniz denilmesi, yani siz muhtaç olanlara yardımcı olur, onlara destek olursanız sanki Allah'a borç vermiş gibi sayılır. Allah da kat kat bunun mükafatını verir. Ve o kimse için gerçekten hoş, güzel bir mükafat vardır. Yevme teral mu'minine vel mu'minat. Sen o gün müminleri ve mümineleri, erkek kadın müminleri kıyamet gününde mahşerde görürsün. Yes'a nuruhum beyne eydihim ve bi eymanihim. Onların nurları önlerinde ve sağ taraflarında koşuyor. Büşrakumul yevm. Onlara denilir ki bugün müjde size, cennetun, cennetler var size. Tecrimin tahtiyel enharu, altlarından nehirler akan cennetler var. Cennet bahçeleri, halidine fîhe, ve orada siz ebedi olacaksınız. Ehli iman olanlara Allah-u Teala ya doğrudan veya melekleri aracılığıyla böyle bir müjdeyi o gün verir. Zâlike huvel fevzul azim, işte bu büyük kurtuluştur. Yani diğer alemde böyle bir müjdeye mazhar olmak, böyle bir cenneti elde etmek en büyük bir kurtuluştur. Yevme yegulul münafigune vel münafigat, o gün erkek ve kadın münafıklar şöyle derler: lillezine amenu, iman edenlere. Unzuruna nakte bismin nurikum. Yani bize bakın, biz de sizin nurunuzdan iktibas edelim, sizin nurunuzdan biz de alalım derler. Yani küfür ehli karanlıklar içerisinde, münafıklar karanlıklar içerisinde. Burada özellikle nazara verilen münafıklar, çünkü görünüşte münafıklar dünyada müminlerle beraberdi. Beraber camiye de gittiler, belki beraber savaşa da gittiler, ama diğer alemde aynı yerde olmayacaklar. Müminler nurlar içerisindeyken münafıklar karanlıklarda kalacak. Ve ehli iman olanlara diyecekler ki bize bakın, biz de sizin nurunuzdan istifade edelim. Kıyle denildi ki irci'u ve ra'ekum, arkanıza dönün. Arkanıza derken dünyaya dönün. Yani dünyaya dönün de veltemisu feltemisu nura, oradan bir nur arayın. Yani artık burada bu şekilde avantadan bir nura sahip çıkmak yok. Burada böyle bir şey olmayacak. Ama dönebiliyorsanız dünyaya dönün. Yapacağınız amellerle, iyi amellerle kendinize bir nur sağlayın. Burada tabii bu işin olmayacağı da anlatılmış oluyor. Çünkü artık kıyamet kopmuştur. Kıyamet koptuktan sonra da bu insanlar
tekrar dünyaya gönderilecek değil, iş bitmiştir. Fe duribe beynehum bi surin, derken aralarına bir sur çekilir. Lehu bab, kapısı olan bir sur. Hani Doğu Almanya ile Batı Almanya arasında bir duvar vardı ve birinden diğerine geçilemiyordu. Cennet ehli ile cehennem ehli arasına da, müminlerle münafıklar arasına bu şekilde bir sur çekilir ve o surun bir kapısı var. Ve ehli iman olanlar o kapıdan cennete geçerler. Münafıklar ise kapının bu tarafında kalırlar. Batınuhu fihir rahme, o surun iç kısmında müminlerin geçmiş olduğu yerde rahmet vardır. Rahmete mazhariyet vardır. Ve zahiruhu min gıbelihil azab, ama ön tarafından münafıklara bakan tarafı ise azaptır. Yunadunahum, ve o münafıklar müminlere nida ederler. Seslenirler böyle yüksek sesle. Elem nekum ma'akum, yani biz sizinle beraber değil miydik? Dünyada beraberdik. Niye burada bizi yanınıza almıyorsunuz? Böyle derler. Galu bele, evet beraberdiniz. Ve lakinnekum fetentum enfusakum, lakin siz nefislerinizi fitneye düşürdünüz. Yani kirli işlere yöneldiniz. Müslüman görülüp münafıklık yaptınız. Bizimle beraber görülüp kuyumuzu kazmaya çalıştınız. Bu şekilde kendinizi fitneye düşürdünüz. Fetentum enfusakum ve tarabbastum, ve bizimle alakalı fırsatlar gözlediniz. Yani nerede bunların bir açığını yakalayabiliriz? Nerede bunlara zarar verebiliriz? Bu şekilde bizim durumlarımızı gözlediniz. Vartabtum ve şüphelendiniz. Yani Müslümanız dediniz ama dinin meselelerine hep şüpheyle baktınız. Hep böyle kuşku içerisinde bulundunuz. Vagarratkumul emaniyyum, ve bir takım kuruntular, bir takım ümniyeler sizi aldattı. Hatta ce emrullah, ta ki böylece Allah'ın emri geldi, ölüm geldi. Vagarrakum billahil garur, garur da sizi aldatmıştı. Allah'a güvendirerek sizi aldatmıştı. Yani garurdan murat şeytan olarak genelde açıklanır. Şeytan sizi aldattı ve bu şekilde böyle bir akibete maruz kaldınız. Felyevme, bugün, artık bugün, la yu'haz minkum fidye, sizden bir fidye alınmaz. Yani bir bedelle kurtulamazsınız. Ve la minellezine keferu, kafir olanlardan da, doğrudan açıktan küfrü söyleyenlerden de herhangi bir fidye alınmaz. Me'vâkümün nar, yani sizin barınağınız, varacağınız yer ateştir. Hiye mevlâkum, o sizin mevlanızdır. Tabi burada bir tehekküm, inceden bir alay var. Hiye mevlâkum derken gerçek mevla Allah'tır. Allah ehli imanın velisidir. Onları korur, gözetir, onları himaye eder. Onları zulümattan nura çıkarır. Ama ehli küfür ve ehli nifak için artık ateş onların mevlası olacak ve ateşe yaslanacaklar. Ve bi'sel masir, ve o ne kötü bir akibettir. Yani böyle bir akibete maruz kalmak, böyle bir sonuçla karşı karşıya kalmak ne kötü bir durumdur. Değerli izleyenlerim, bugünkü okumuş olduğumuz bölümde Allah-u Teala ehli iman ve ehli nifakın ahiretteki durumunu nazara verdi. Ehli iman diğer alemde imanlarının ve amellerinin nuruyla aydınlanacaklar. O mahşerin karanlığında imanları ve amelleri onlara bir nur şeklinde görülecek ve onunla nurlanacaklar. Münafıklar, onlar dünyada müminlerle görünüşte beraberdi. Amel olarak da aynı şeyleri yapar görüldüler. Ama gerçekte iman etmiş değillerdi. Ve amelleri de riyakarane yaptılar. Bir kısmını sırf korkuyla veya riyayla yaptılar. Böyle olunca diğer alemde onların bir nuru olmayacak. Ve Müslümanlarla beraber olmak istediklerinde aralarına bir sur çekilecek. O surun bir tarafında münafıklar var, diğer tarafta
ehli iman var. İşte iç kısımda ehli iman gayet hoş, artık cennete giriyorlar. Ama öbür tarafta münafıklar azapla baş başa kalıyorlar. İşte burada münafıklar, dünyada biz sizinle beraber değil miydik, niye burada beraber olamıyoruz diyecekler ama müminler de onlara gereken cevabı verecek. Evet, beraberdik, lakin siz kendinizi fitneye düşürdünüz ve bizimle alakalı fırsatlar kolladınız, aleyhimize çalıştınız, din hakkında devamlı şüphelerle yaşadınız, bir takım ümniyeler, kuruntular içerisine girdiniz, kendinizce hesaplar yaptınız, dünya sizi peşinden taktı, dünyevi şeyleri gaye edindiniz, neticede Allah'ın emri geldi ve şeytana aldanmış bir şekilde bu dünyadan gittiniz. Bunun neticesinde artık buradan da kurtulabilecek değilsiniz. Ateşle karşı karşıyasınız. O sizin Mevlanız ve o ne kötü bir varış yeridir diyecekler. Cenab-ı Hak böylesi akibetten hepimizi muhafaza eylesin. Samimi müminler olarak yaşamayı ve hayatı değerlendirmeyi nasibi müyesser eylesin. Başka bir programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.